Holokost insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak duruyor. En büyük toplama kampı olan Auschwitz, 1 milyondan fazla insanın trajik ölümüne tanık oldu. Böylesine korkunç dönemleri yaşayanların yaşadıklarını anlamak mümkün olmasa da, tarihin tekerrür etmemesi için bunları öğrenmek büyük önem taşıyor. Bu videoda Auschwitz hakkında bazı önemli gerçekleri keşfedeceksiniz. Auschwitz kampında Naziler Yahudilerin gaz odasında öldürülme işini, cesetlerdeki mücevher ve altın dişleri alma işini ve cesetleri krematoryumda yakma işlerini Sonderkommando adını verdikleri Yahudilerden oluşan özel birime yaptırırlardı. Bu birimdeki Yahudiler, kamptaki diğer insanlardan ayrı tutulur ve Naziler tarafından düzenli şekilde öldürülüp yerlerini başka Yahudilere bırakırlardı. 1944 yılında kampta bir ayaklanma patlak verdi. 7 Ekim 1944'te Sonderkommando üyeleri bir ayaklanma düzenledi. Taşlar ve çekiçlerle saldırarak 3 SS'i öldürdüler ve gizledikleri yağ batırılmış bezlerle krematoryum avı ateşe verdiler. Tel kesme makası ile çitten gedik açarak kaçtıktan sonra Raskoya ulaşmayı başardılar ve orada Auschwitz'e ait bir kampta ambarın içine saklandılar. SS onları takip edip ambarı ateşe vererek onları öldürdü. Ayaklanma bastırıldığında 212 Sonderkommando üyesi hala hayattaydı ve 451 iyi öldürülmüştü. Auschwitz 2'nin girişinde çalışmak sizi özgürleştirir anlamına gelen Almanca deyim yer alıyor. Tabela, işçiler tarafından yapılmıştı. Yazıyı yapmaları emredildiğinde meydan okuma olarak Arbeit kelimesinin içine ters bir B harfi yaptılar. Tabela Aralık 2009'da çalındı ve daha sonra yetkililer tarafından 3 parça halinde ele geçirildi. İsveçli bir neonazi olan Anders Högström ve 2 Polonyalı neonazi adam hırsızlıktan hapse atıldı. Orijinal tabela şu anda Auschwitz-Birkenau Eyalet Müzesi'nde saklanıyor. Şimdi kapının üzerinde bir kopya asılı. Auschwitz'ten kaçmaya çalışan 800'den fazla mahkum oldu. Polonyalı ayakkabıcı Tadeusz Wieżonski, Auschwitz toplama kampından kaçan ilk kişiydi. 1941'de yakalandı ve idam edilmek üzere Jasow hapishane kampına gönderildi. Wieżonski'den sonra Polonyalı tarihçi Henryk Szyweboczki'ye göre en az 802 mahkum kamptan kaçmaya çalıştı. Sadece 144 üyü başarılı oldu, 327'si yakalandı ve 331'in akıbeti bilinmiyor. Slovakya'ya kaçan Rudolf Virba ve Alfred Wetzler, gaz odaları hakkında detaylı bilgileri Slovak Yahudi Konseyi'ne taşıyarak, Macar Yahudilerinin Auschwitz'e sürgününü durdurmada etkili oldu. Sınır dışı edilen Yahudilerin eşyalarına el konuldu ve kampın Kanada adı verilen bölgesinde tasnif edildi. Mahkumlar, burayı bir zenginlik ülkesi olarak düşündükleri için burayı Kanada olarak adlandırdılar. Eşyalar Almanya'ya geri gönderilecek, bazıları ise SS muhafızları tarafından çalınacaktı. Burada çoğunlukla kadın mahkumlar çalışıyordu. Saçlarını uzatmak ya da ayırdıkları eşyalardan yiyecek çalabilmek gibi bazı ayrıcalıkları vardı. Alman gardiyanlarla kadın mahkumlar arasındaki ilişkiler SS kurallarına aykırıydı. Ancak bazen bu tür ilişkiler gelişiyordu. Bir SS muhafızı Franz Wunsch, Helena Citronova isimli bir Yahudi kadına aşık olduğu Helena'nın kız kardeşiyle gaz odalarından kaçmasına yardım etti. Duygularına karşılık vermese de savaş suçları davasında onun adına ifade verdi. 6.1940 ile 1945 yılları arasında en az 1,3 milyon kişinin Auschwitz toplama kampına gönderildiği tahmin ediliyor. 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon insan öldürüldü. Tahminen 70 bin ila 80 bin Polonyalı, 21 bin Çingene, 15 bin Sovyet savaş esiri ve yaklaşık 10 bin diğer kişiler kamplarda can verdi. Tahmin, kampa gönderilen 1,3 milyon kişiden 1.082.000'inin orada öldüğünü hesaplamak için tren varış çizelgelerini sınır dışı kayıtlarıyla birlikte kullanan Polonyalı tarihçi Franciszek Piper'in çalışmasına dayanıyor. Pek çok mahkum, tıbbi deneyler için insan kobay olarak kullanıldı. Ölüm meleği adını taşıyan Dr. Josef Mengele, deneylerinin çoğunu ikizler ve cüceler üzerinde yoğunlaştırdı. En meşhur deneylerden biri,
mahkumların gözlerinin renk değiştirip değiştirmeyeceğini görmek için gözlerine boya enjekte etmekti. Zorla kısırlaştırma, toksik madde kullanımı, açlık, elektroşok ve rahim enjeksiyonları yapılan barbarca deneylerden bazılarıydı. Birçoğu bu deneyler sırasında öldü veya ciddi sağlık sorunları yaşadı. Auschwitz'te 7000 mahkum serbest kaldı. 18 Ocak 1945'te Mauthausen'den nakledilen bir Alman suçlu olan Engelbert Markeç, Auschwitz'te seri numarası, numara 202.499, verilen son mahkum oldu. 60.000 tutuklu, Nazi muhafızlarının eşliğinde Polonya kasabalarına yürümek zorunda kaldı. Ölüm yürüyüşleri olarak anılan yürüyüşlerde SS'ler geride kalan herkesi vuruyordu. Bergen-Belsen'e ulaşan 15.000 Yahudi mahkum, 15 Nisan 1945'te İngilizler tarafından serbest bırakıldı.